Permakültür 1970 yılların başında Bill Mollison ve David Holmgren insan ihtiyaçları karşılanırken doğaya zarar vermeyecek, tersine onu onaracak ve gözetecek sistemler yine insan eliyle geliştirebilir mi? Bu soruya yanıt arayarak başladı. Ve dolayısıyla doğal sistemlerin, ekosistemlerin işleyişine örnek alan bir bakım ve tasarım bilimi çıktı ortaya. Doğal ekosistemlerin işleyişine örnek alıyor. Zira bu sistemler sürdürebilirler. Yaşamları boyunca ek girdiye dış desteğe ihtiyaç duymadan varoluşlarını sürdürebiliyorlar. Ve daha sonra da başka bir şeye dönüşüyorlar. Permakültür tasarımı da tam bu ilkeyi temel alıyor. Sürdürülebilirliğin yanı sıra bir diğer temel öğe de etkileşimli çeşitlilik. Bunu bir örnek üstünde inceleyelim. Örneğin Marmaris. Bu yerleşim birimini tasarlıyoruz. Nedir buradaki tasarım evleri? Hayvan ve bitki sistemleri, binalar, işte ahırlar, kümesler, aklınıza ne gelirse. Bu tasarım öğeler arasındaki ilişkiler önemli olan permakültür açısından. İlk planda bu ilişkilerin sayısı olabildiğince artırılmaya çalışılıyor. En çok sayıda ilişki oluşturmaya çalışılıyor. Daha sonra da tabii ki bu ilişkilerin faydalı ilişkiler olmasına dikkat ediyoruz. Yani özetle faydalı ilişkilerin sayısını maksimize etmeye çalışıyoruz. Permakültür tasarımının özünde yer alan 3 adet etik ilke var. Birincisi doğayı gözetmek, ikincisi insanı gözetmek, üçüncüsü de bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan artı değeri tekrar bu ilk iki ilkeye vakfetmek. Nedir özgün olan bunu? İçinde yaşadığımız ekonomik sistemlerin çoğunda kar odaklı bir yaklaşım var. Yani oluşan artı değer veya kar tekrar insana veya doğaya geri döndürülmüyor. Fakat karın artılmasına ve bu karı yaratan kuruluşların daha da büyümesine vakfediliyor. Permakültürdeki amaç bunun tam tersi. Varsa oluşan bir artı değer, bu tekrar doğanın ve insanın gözetilmesine ve bakımına vakfedilmek durumunda. Dolayısıyla da sürdürülebilir bir sistem yaratmak bu şekilde çok da olası. Sonuç olarak permakültürde enerji verimliliğine dayalı, sürdürülebilir ve bol miktarda faydalı ilişki içeren onarıcı sistemler tasarlamaya çalışıyoruz.